Herkese merhaba. Servis satışı hoş geldiniz. 17 Nisan çarşamba. Hemen kepengi kaldıralım. Bakalım neler seçmişiz. Dün e, kabine toplantısı vardı. Malum şahıs döndü. Huzur buraya kadar dedi. Kabine toplantısı sonrası hem ulusal sesleniş konuşması yaptı hem de çıkışta gazetecilerle konuştu. Gazeteciler öğretmen atamasıyla alakalı yakında atama yapacağız ama rakam veremem. Bakanım çalışıyor dedi. Putin'in ne de zaman ile alakalı e, bir tarih vermedi ama onunla ilgili de tarih hesaplamaya çalıştıklarını söyledi. Kabine toplantısı sonrası e, yaptığı konuşumda İsrail-İran gerginliğine değindi. Batı iki yüzlü olmakla suçladı. İşte İsrail neler neler yapıyor siz cumartesi günkü e, İran'ın misillemesine odaklandınız dedi. E, seçimlerle alakalı konuştu ama esas seçimlerle ilgili e, konuşmasını bugün yapacak. Bugün AKP grup toplantısı var. Akşamında da MKYK'yı toplanıyor. Çok büyük ihtimal grup toplantısında bu sefer parti içi mesajlar verecek, örtülü olarak ıstakoz meselesine girer mi girmez mi Hep beraber bakacağız ama pek Erdoğan öyle adeti değildir ama genel olarak e, parti için mesajları bugün e, toplantıda verecek e, başka neler söyledi seçimlerle alakalı işte gördünüz mü demokrasi şenliği oldu muhalefet siz hani seçimlerde usulsüzlükler var çalınır falan gibi gönderme yaparak gördünüz mü bak işte e, birinci parti çıktınız demek ki bu iddialar asılsızmış o yüzden bunları söylemeyi kesin dedi şimdi yerel seçimlerle genel seçimler arasında sandıkların oyu Müşahitler vesaire çok fark var. Ama Erdoğan bunu çok e, güzel bir taktik olarak kullanıyor. İşte bakın birinci parti çıktınız demek ki her şey tertemiz diyerek o bilinç altında o çaldılar ya oyları. Oyunu çok güzel bir şekilde savuşturdu ve bundan sonra şimdi muhalefet son seçimlerle alakalı bir sürü usulsüzlük var. Hatta İskenderun her ne kadar mücadele verse de seçimlerde işte muhalefet kazanınca demek ki sandık Türkiye'de güvenliymiş diyerek bir algı oluştu. Erdoğan bunu çok güzel kullanıyor. Onun dışında neler söyledi? İsrail'e ticaretle alakalı jet yakıtı meselesine girdi. Jet yakıtı diyenleri asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz Bu bir yalan dedi. O e, o meseleyle alakalı açıklama yapıyorlar. işte. sivil uçaklara verilmiş yakıt deniyor ama giden çimentolar, tel örgüler, bir sürü her gün kalkan gemiler bunlarla alakalı hiç söyledikleri bir şey yok. Kısıtlamanın da sözde kaldığı hala gemilerin gittiği de biliniyor. Ee, dediğimiz gibi bugün e, MKYK ve parti grup toplantısı söyleyecekleri daha önemli onu takip ediyoruz. Şu lafı etti ekonomide en önemli sonu enflasyonmuş diyor ki kendimiz bedel ödesek dahi yani seçimleri kaybettik zam yapabilirdik emekliye kesin ağzını açabilirdik ama biz bedel ödedik ama gelecek nesillere bedel ödetecek her türlü popülist adımdan uzak durduk. Yani senin yalanını geçen Mayı, geçen seneki Cumhurbaşkanı seçimi öncesi her gün açıklanan bir vaat bir sürü bütçeyi deldiniz. Onlar hiç o zaman popülizm değildi. O seçimi kazanmak çok önemli çünkü. Yerel seçimler o derece önemliydi çünkü para bitti. Para yok diyemiyor. İşte popülizm yapmadık. Önümüzdeki nesillere bedel ödetmedik. Ya 50 yıllık kaç yıllık sözleşmelerle köprüler hastane falan bütün ülkenin geleceğini ipotek etmişsiniz. Bu şirketlerin de yarısı size ait. Ama iş seçim kaybetmek gelince bakın gördünüz mü? Seçim kaybetmeyi göze aldık ama milletin parasını çarçur etmedik demeye geliyor. Bu da bir şey. Bahçeli iktidardan devam edelim. Biz başarılıyız diyor. Genel genel seçimlerinde %16.62 oy aldık dedi. Fazladan 3-5 belediye kazananlar varmasın dedi. Millet yarın öbür gün şamar atar dedi. Yine herkesi kucaklayan bir konuşma yaptı. İşte zillet millet devam etti. HDP kapatılmalı sıra deme gelmeli dedi. Hala Cumhurbaşkanlığı kabinesi görevdedir. İktidar el değiştirmemiştir. Kendinize gelin gibi şeyler söyledi Bahçeli. Evet Muzaffer komutanına gelelim. Özgür Özel seçimden sonraki ilk parti grup toplantısıydı. Coşku vardı. Neticede seçimde birinci parti çıkmış. Bir partinin genel Başkan olarak kürsüye çıktı. Yeni imajıyla beraber. Ve dedi ki evet milliyetçi muhafazakar Kürt demokratlar bize geldiler. Bize oy verdiler. Onları pişman etmeyeceğiz dedi. Kepez Belediye Başkanı'nın tutuklanmasını siyasi olarak söyledi. Tutuksuz yargılanmalı dedi. Onun dışında Filistin'e gitme meselesi vardı biliyorsunuz. Yakında gideceğim işte mevcut durumlar izin vermiyor dedi. Dileriz Erdoğan'ın hani bu cuma Gazze'ye gidiyorum şu ay sonunda Gazze'ye gidiyorum gibi şeyine dönmez. E, bu arada Kobane davası var. Önemli bu dava. Neden CHP heyet gönderecek? Bugün karar duruşmasıydı. Bugün hüküm açıklanacaktı. Ancak son dakika bütün sanıklara e, mahkemeden kevet gitti. Çok acele, rumuzlu. E, bugün karar açıklanmayacak. Ertelenmiş. Niyesek biz kayıtlarının okunması henüz tamamlanmamış. Önemli bir dava. E, hatırlarsanız 6 8 Ekim 2014'te hani Kobane düşü düşecek lafları var Erdoğan'ın. Onun üzerine protesto çıkan insanlar vardı. 37 kişi de hayatını kaybetmişti. Selahattin Demirtaş bu ölümlerden sorumlu tutuluyor. Ee, eğer hüküm giyerse e, sırı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ün de tutuklanma ihtimalleri var. Önemliydi e, Demirtaş açısından Kobani davasında nasıl bir hüküm olacağı. Ama e, dediğimiz gibi bugün artık hüküm açıklanmayacak. Bu ıstakoz meselesini çok konuştuk. Hatırlarsınız bir de jacuzzi meselesi vardı. Sancaktepe Belediyesi'nde bir jacuzzi olduğu belediye başkanının hatta bir görsel resim böyle resmi temsili resimlerle böyle çok lüks bir jacuzzi falan dönüldü dolaşmıştı. Belediye başkanı açıklama yapacağım demiş. Dün gazetecileri gezdirdi. Banyo buymuş. Jacuzzi denen buymuş. Şimdi bu bir jacuzzi değil. Evet görüntüsü güzel estetik. Ama bir jacuzzi değil. Onun dışında binayı da gezdirdiler. Burada işte e, zaten bina çok büyük bir bina zaten bu çok eleştiri konusu İşte şart köşesi varmış e, büyük alanlar varmış belediye başkanı zaten binanın içinden görüntüler gezdirdi ama e, şu bir gerçek ki bu bir jacuzzi değil eğer jacuzzi diyorsan bunu göstereceksin jacuzziyi yoksa özür dileyeceksin zaten hatırlarsanız belediye başkanının o Alper Yiğit'in yeni seçilen belediye başkanı sözü değildi bu Ekrem İmamoğlu danışmanlık yapan ajans sahibi Necati Özkan'ın sözüydü. Jok yüzü var demiş. Onun üzerine tartışma görmüştü. Eski belediye başkanı Şeyma Döyücü katları gezdirin kardeşim şu jok yüzüyü gösterin demişti. Büyük bir iletişim hatası yaptılar. Seçimleri kazanmışsın. Büyük bir psikolojik üstünlük sende. Belediyede çok ciddi şeyler var. Yolsuzluklar var. Mesela esas konuşulması gereken hadise. Şimdi fotoğrafını size göstereceğim. Geldi. Evet bu. Yani belediyenin 2 milyar borcu var. 2 milyar lira borcu var Sancaktepe Belediyesi'nin konuşulması gereken bu. Ama işte o yeni belediye başkanının kucağında bu krizi buldu. Her ne kadar katları gelirse Peki pek tatmin ciddi. Evet çok e, gereksiz alan şey olmuş. Mesela yazıyor kendisine savunma adına. 8 başkan yardımcısı odası var. 8 başkan yardımcısı odasında banyo varmış. İşte mutfak varmış. Şu bu. Ama e, kamuoyunda o jacuzzi'nin gösterdiği şey o insanların verdiği tepki gösterecek bir görüntüler açıkçası yoktu. Evet çok müsrif israf var ama bahsettikleri kadar değil. Zaten esas konuşulması gereken şey belediyenin borcu. Yani belediyenin bulduğu durum. Ben seçilen belediye başkanı önceki konuşmalarını izledim. Ta bu krizden önce belediye binasının çok büyük olduğunu hatta bir üniversiteye verip Sancaktepe'ye bir üniversitenin gelmesi böyle bir kampüs olması bölgenin belediyenin bir üniversite belediyesi olmasıyla alakalı görüşleri vardı. Ama başkan evet tufaya geldi diyebiliriz. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapıyor biliyorsunuz. Hatta bir kitap Kaptancıoğlu ile İmamoğlu'nun arasında açılmasına da sebebiyet vermişti. Son tahlilde e, jacuzzi yok. Bunu da açıkça söylemek lazım. Eski belediye başkanı işte görüyorsunuz müfteriler deyip bir e, tweet atmış. Bu ahlak yoksunlarına bu güzel ve asil ülkeyi bırakmayacağız diyerek e, tam şey yapmış tweet atmış. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi CHP yaklaşık 60 milyon kişiye belediye hizmeti veriyor. Çok büyük bir imkan bu. Eğer bunu iyi değerlendirebilirse yürür gider ama şimdi iktidarın da amacı bunları iş yaptırmamak görüyorsunuz işte bunlar icraat yapamazlar bunlar konuşur bunlar beceriksizlikler diyerek bir e, kampanya yapacak her haberi büyütecek işte nasıl metrobüs otobüs durduğunda şimdi bütün belediyeler isim üzerinde çok dikkatli olmaları lazım bu kadar gereksiz polemiklerle gündeme gelmemeleri lazım umarım dersini almışlardır İmamoğlu demişken Alman Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaret edecek. 22-24 Nisan arasında İmamoğlu ile de görüşecek. Hem Anadolu Ajansı hem de yandaş medya bunu gizliyor. Sirkeci o, e, terengarında o misafir işçilerin e, yola çıktığına e, sembolik olarak orada bir etkinliğe katılacak. Orada İmamoğlu'yla da e, görüşecek. Daha sonra Antep'e gidecek. Almanların e, deprem zamanı destek verdiği bir okulun açılışında ve 23 Nisan kutlamalarına katılacak. Son günde Erdoğan'la görüşecek. Geçen e, görüşmeler biraz soğuk geçmişti. O İsrail'in Hamas'ın İsrail sağları Hamas, e, Hamas sonrası İsrail te, e, verdiği e, şeylerden sonra, tepkilerden sonra görüşülmüştü. Biliyorsunuz Almanların bu holokosttan dolayı çok büyük bir eziklikten dolayı İsrail'e inanılmaz bir e, destekleri var. O yüzden Erdoğan biraz bu karşılanmıştı. Bakalım Türkiye'deki ziyaret nasıl geçecek? Dünün e, flash gelişmelerinden bir tanesi de Ayhan Bora Kaplan davası. Çölgütü lideri Ayhan Bora Kaplan e, biliyorsunuz 15 Temmuz'da bu görüntüyle ilk e, gündemine gelmişti. Daha sonra bir torbacının inanılmaz yükselişi Süleyman Soylu'nun adamı oldu ve zaten TRT'nin önünde Süleyman Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'nun telefonuyla çağırması üzerine gittikleri vardı ve ellerindeki otomatik silahlar çok konuşulmuştu. Hayatımın hatası bu kareye girmek dedi ama esas mevzu silahların konuşulması. İlginç bir şekilde mahkemede gündeme geldi. Bu Alican Uludağ'ın Doçevelli'den onun tweetinden aldım. Mahkeme başkanı soruyor. Bu silahları nereden buldunuz diyor. Kayan Kaplan ısrarla burada söyleyemem diyor. Devletim aleyhine konuşma misyonu bunu yapmam. Ekranda da görüyorsunuz. bir yasak almanız lazım diyor. Yani ben bunu açıklarım size birebir de söylerim ancak bunu söylemem. Mahkeminin mahkemenin görevi bu. Bunu öğrenmesi lazım. Bu silahlar nereden geldi? Daha önce emniyetin dağıttığı silahlar vardı ama bunun ellerinde çok gelişmiş silahlar var. Bu silahları nereden aldıklarını söylemesi lazım. En azından mahkemenin bunu ortaya çıkarması lazım. Ayhan Kaplan'ın bu söylememesi ki ısrarla söylememeye çalışması da ilginç. Neticede silah erişimle alakalı sorunlu olan şeyler, tipler değil bunlar. Ama söylememesi işte devletle alakalı bir mesele var. O da kartlarını dikkatli kullanıyor. Çok mahkeme boyunca kendisinin tutuklanmasının tamamen Süleyman Soylu'ya ulaşmak üzere olduğunu hissettiriyor. Farkıyla bunu açıkça söylüyor. Süleyman Soylu için kendisini tanımam diyor. Ama silahlar konusunda beni konuşturmayın demesi de bir mesaj. Bakalım nereye gidecek Orada ilginç bir anekdot var. <laughs> Demiş ki, e, burada söylediklerim ceviri güven e, bu akşam mutlaka bana sallayacaktır diye. Yani adam tutulmuş. E, kendi ifadesiyle emniyete bir sürü işkence görmüş. Gelen giden tekme atmış. Ayağım bora kaplan sen misin anlayıp tekme atmışlar. Saatlerce böyle secde pozisyonda bekledim. Bir sürü şeyler anlatıyor. Kendisine yapılan işkencelere alakalı. Mağduriyet. Ben bir iş adamıyım. Nasıl? Niye? Ben buradayım ki. Çok şaşırmış kendisi. Ve bakın ne diyor? Ben vatan millet için mücadele eden biriyim. Yani adam Baya bir şeye düşmüş, <laughs> zora düşmüş ama adamın bütün derdi Cevheri Güven bana haber yapmasın. İşte bu yurt dışındaki gazeteciler, araştırmacı gazetecilerin gücünü gösteren şeylerden birisi. Cevheri Güven de zaten kendisini kırmadı. Dün akşam özel yayın çekti. Onun YouTube sitesinden izleyebilirsiniz. Ama bu medyanın gücünü göstermesi adına işte yapılan çalışmanın gücünü göstermesi adına gerçekten çok güzel bir görüntü. Adamın bütün derdi Cevheri Güven video çekmesin. Bütün bunlar olurken Ayamur Kaplan davası vesaire bunların derdi de bu işte. FETÖ'den aradan dershane öğretmeni yakalanıp tutuklandı. Yazdıkları şeye bakar mısın? Bir garip dershane öğretmeni 7 yıl ceza almış. Onu yakalanmış. Bunu haber diye. Yani bu ülke efle olur mu diye bazen çok tartışıyoruz. işte. bu kafa devam ettiği sürece pek olacak gibi de gözükmüyor. Evet değerli izleyiciler Erdoğan MYK ve grup toplantılarında epey gündem verecek. Onları merakla takip düzgün içerisinde sizlere aktaracağız. Akşamda editör masasında yine birlikte olalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.